Akademik teşvik başvuru sistemi nasıl çalışır? kimlik.ege.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra akademik menüsü altında yer alan Unisys Üniversite Bilgi Sistemleri seçeneğini tıklayın. Ekranın solunda yer alan menüyü aç ikonuna basarak menüden akademik teşvik başvuru sistemini seçin. Araştırmacı menüsünün altındaki Teşvik Başvuruları Uygulama butonuna basın. Açılan uygulamada daha önceden yapmış olduğunuz akademik teşvik başvurularınızın listesi gelecektir. Yeni dönem için başvuru yapmak için Yeni Başvuru butonuna tıklayın. Akademik Teşvik Başvuru Sözleşmesi metnini okuduktan sonra ekranda yer alan Kabul Et ve Başvuruyu Başlat butonuna basın. Sayfa açılırken uygulama aktif yıl bilgisi YÖKSİS servislerine bağlantı sağlayarak YÖKSİS'te yapmış olduğunuz başvuru bilgilerini otomatik olarak çekecektir. YÖKSİS üzerinde aktif döneme ait bir başvurunuzun olmaması durumunda sistem YÖKSİS teşvik başvurusu kayıt bulunmadığı uyarısı verecektir. Bu durumda öncelikle YÖKSİS sisteminden akademik teşvik başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. YÖKSİS servislerinden başarılı bir şekilde bilgileriniz çekildiğinde akademik teşvik başvuru uygulaması açılacaktır. Her bir faaliyetinizin solundaki butona basılarak işlem menüsüne ulaşılmaktadır. Belge ekle düzenle butonuyla kanıtlayıcı belgeleri yükleyeceğiniz uygulama açılacaktır. Açılan sayfadan işlem satırındaki yükleme butonuna basarak dosya yüklemesini yapabilirsiniz. Başvuruyu tamamlayabilmeniz için her faaliyet için zorunlu olarak belirlenmiş dosya türlerini yüklemeniz gerekmektedir. Silmek istediğiniz dosyalar için belgelerin yanındaki çarpı butonuna basmanız yeterli olacaktır. Not ekleme sayfası. Not ekleme bölümüyle açılan sayfa aracılığıyla komisyon üyelerinize ilgili yayına özel notlar ekleyerek komisyon üyelerinin görmesini sağlayabilirsiniz. Faaliyet bilgileri butonuyla açılan sayfada YÖKSİS'ten gelen faaliyetlerinizin detaylı bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmaktadır. Faaliyetlerinizle ilgili gerekli işlemleri yapmanızın ardından başvuru için zorunlu olan belgeleri yüklemeniz, varsa zorunlu olarak tanımlanmış başvuru soruların cevaplanması ve ardından başvurunuz için komisyona iletmek istediğiniz bir mesaj varsa açıklama kısmına yazabilmektesiniz. Bu işlemlerin ardından başvurunuz taslak olarak kaydedilir ya da başvuru tamamla butonuna basarak başvurunuzun personel sistemindeki kadro bilgileriniz için belirlenen komisyona otomatik gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Komisyon, incelemesi sırasında kanıtlayıcı belgeleriniz için revizyon ya da ek bilgi talebinde bulunabilir. Bu durumda sistem maille sizi bilgilendirecektir. Ancak maillerin gelmemesi durumuna karşı sisteminizi kontrol etmeyi unutmayınız.